Karantinada Ev Hallerini 7. bölümünden herkese selamlar. Ben Orçan Demiröz. Geek Yapar'ın canı Can Türk'le anıyla beraberiz. Can selam, nasılsın? Selamlar. Teşekkürler abi. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Yani işte karantina günleri nasıl geçiyor? Fena değil aslında. Yani çok alışmaya başladım artık. Bu düzene fazla alıştım hatta. Sonra ne olacak gerçekten bilmiyorum. Ama işte geçen böyle bir şey almak için bir ofise uğradım. Kimse yok zaten yani hani boş. Ama bir 20 dakika durup sağa sola baktım. Ve ne kadar özlediğimi fark ettim. Ya değil mi, böyle bende de oluyor o ara ara. İşte bu süreçte hani evdeyiz, evden çalışıyoruz, yapmamız gerekenleri evden yapıyoruz şu an, ama ben ara ara şey oluyorum ya, böyle ah ajansa gitse miydik, işte böyle şimdi işte ne bileyim bahçede takılıyor olmak vardı, ya da böyle ne bileyim güzel böyle arkadaş sohbetlerine dahil olmak vardı falan diye böyle bir ah vah ediyorum arada, ama sonra geçip gidiyor tabii. Evet, yani çünkü işte bir şeylerle oyalamaya alıştık kendimizi ama en azından yani çok yakın arkadaşlarımı, ailemi bile küçük ekranlar arkasında görmekten artık baygınlık geçirmeye ramak kala bir dönemdeyim yani. Gönül isterdi ki seninle yüz yüze tanışmış olup şu programı yüz Ya yüze yapabilelim evet. ve Onu da yaparız tabii canım. Onu da yapacağımız zamanlar gelir, ama gene de bu bizi başka bir normale alıştırdı ya. Yani bundan sonra da eminim ki ben hayatımız bir şekilde bu şekilde devam edecek yani. Hani çünkü bu tabii. konfordan da çok vazgeçmek istemeyeceğiz yani hani. Kesinlikle. Yani ben kot pantolon muhtemelen 2 ila 3 kez giymişimdir markete çıktığımda. Ondan sonra onlara da eşofmanla gitmeye başladım. Evet abi, değil mi? O rahatlık Hayatımı fena. evet yani eşofman ve şort rahatlığı gerçekten hayatın anlam ve önemiymiş. Bunu farkına Ya böyle vardığım şey, bir dönem mesela yani. alışveriş yapacaksın, bir şeyler alman lazım evine. Böyle şeyle çıkıyorsun dışarı böyle. Ya street diyorsun, şöyle giy en rahat şortunu, giy en rahat ayakkabını böyle. Nasıl olsa kimsenin umurunda değil. Zaten takıyorsun maskeyi de kafaya. Hiç kimse Kimse kimsenin... görmüyor. Evet. Gerçi bütün mahalle tanıyor anasını satayım beni. Çıkıyorum işte bakkal anında canlı haber falan köşeden bağırıyor. Hani böyle mahalleli bir şekilde tanıyor. Yani Şey onu oluyor mu? Ne kestiriyorsun vereyim, ya. ne vereyim Can abime oluyor mu oradan böyle? Yani işte resmen o vaziyete geldik işte. Roka var mı diyorum. Yok hiçbir şey kalmadı falan. Hani böyle ya Allah'tan köşecikte bakkal var. Hani çok Lupo böyle var mı? markete Lupo. gitmeme de gerek kalmıyor. Efendim? Lupo var mı diyorum, Lupo. O varsa Rocco önemli değil. Tabii ki. Rocco O yüzden hani sağ sola da çok gitmediğimden iyice ekstra bir rahat bir düzene doğru geçtik. Hatta terlikle çıkıyordum ama terlikler balkonda dururken bir kedi gelip üstüne spreylemiş ve terlikler şu ara kullanılamaz ve o kokuyu nasıl gidereceğim onunla uğraşıyorum birkaç gündür. yani evet, yeni bir terlik almak sanki daha mantıklı Abi olabilir. çok 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 sevdiğim bir terliğimdi. Büyük perişanlık içerisindeyim. Neyse, geçmiş olsun diyelim ya. Gelen Teşekkür ederim. terliğe gelsin. Cana geleceğini terliğe gelsin. Tabii tabii işte. Ya bizim balkondan da kedilere mama bırakıyorum artık. Bir tane özel gelen işte Appa adını taktığımız süpürge gibi bir kedi var. O kedinin ve arkadaşları balkonumuzu işgal etmiş vaziyetteler ama mutluyuz. Süper. E peki neler izliyorsun bu araya? Nasıl vaktini geçiyorsun? Ben görüyorum Twitch'te sürekli bir şeyler peşindesiniz. Sürekli bir oyun oynama hali falan böyle. Evet, yani Çılgınlıkçasına. çok fazla oyun oynuyorum aslında. Bu dönemde gerçekten uzun sürelerdir oynamadığım kadar oyun oynamaya başladım. Bir şey izlemek, sinema günlükleri programında konuştuğumuz filmlerin ötesine çok da fazla geçememeye başladı. Özellikle son haftada benim eşimin de işte o da yazılımcı bir iş yetiştirmesi gerekiyordu. O mesela bu hafta full kapandı yani böyle sabahlamalı çalışıp durdu. Ben uyuyorum ki o normalde 12'de 1'de yatar ben bazen daha geç yatarım. Bayağı sabah 8'de falan gelmeye başladı yani yatağa. O kadar uzun çalışınca oturup birlikte bir şey izlememeye başladık. Ben de onunla bir şey izlemeyince oyun oynamaya devam ediyorum. O yüzden son bir hafta biraz kesat. Ama ben şu şeye abone oldum. Mubi diye bir uygulama Evet var. abi, çok iyi. Görmüşsündür, duymuşsundur. Çok iyi. Mubi'ye girdikten sonra bayağı keyifli oradan bir sürü film izlemeye başladım. En son Katalogları çok iyi bu arada.
Evet. Bayağı başarılı. Çok da yani gerçekten mutlu vaziyette izliyorum. Birkaç tane izleyip de derin depresyona girdiğim filmler oldu. Mesela Oslo diye bir film. Oslo aslında eski film ama böyle değeri sonradan anlaşılan filmlerden birisi. Böyle Mubi sağ olsun. Şu an Evet. böyle bir trend olmuş halde yani böyle herkes Oslo'yu konuşuyor. İzledim. Aslında oradaki filmlerin birçoğu aslında eski festival filmleri ama böyle Evet. Mubi dolayısıyla tekrar görücüye çıkmaları bence çok büyük bir şans. Yani çok güzel bir şey. Evet, kesinlikle. Bir de hani sağdan soldan bulup da izleyebileceğim filmler de değil genelde. Ya illa korsanını bulacaksın ama o korsanı da 3000 saatte inecek Tabii falan. tabii. Abuk subuk uğraşmayı hiç sevmiyorum ben. Hele ki böyle Eskiden işte. Beşiktaş'taki böyle DVD'ci abilerimiz vardı falan her türlü buluyorduk tabii de şimdi Evet, şimdi öyle bir şans da yok ki. Öyle bir DVD'ci kalmadı. Böyle arka kapıdan korsan odasına sokulan Kadıköy'de bir yer falan vardı. Onu ya ne hatırlıyorum. günlerdi ama çok güzel günlerdi ya Can. Ben özlüyorum böyle hani işte Kadıköy'de Orta Dünya vardı hatırlarsın. Evet, tabii ki. Beşiktaş'ta hemen o şeyin orada o ana caddenin üzerinde böyle ikinci katta bir yer vardı. Böyle girerdik içeri. Böyle bütün DVD'ler ve kolilerin içinde her an polis baskını olabilir de böyle malları kaçırabilirlermiş vaziyette böyle. Yani film Evet. sevgimizi aşılayan şeyler onlardı bence. Ya bilmiyorum bu kadar dijitalleşmek de iyi mi? Bazen onu da sorguluyorum yani. Ben katılıyorum. Yani bir filmi birkaç kere izliyorduk mesela. Yani onu hatırlıyorum. Yani çok Böyle seviyorsam o filmi, değil mi? ertesi gün bir daha falan oturup izliyordum eskiden. Şimdi hakikaten erişim böyle kolay olduğu için yani o kadar da umursamıyoruz gibi. Bir de tabii üretim de mi sıklaştı ya da yani erişebileceğimiz film sayısı belki de çok sıklaştığı için çok fazla şey var. Abi yani üretimde tabii ki bir artış var. Yani artık böyle hani platformların da çeşitlenmesiyle beraber korkunç içerik yağıyor. Yani ama o içeriklerin işte kalitesinde zaten sıkıntı var. Yani o Kesinlikle içeriklerin katılıyorum. ne kadarı gerçekten iş yapar nitelikte, ne kadarı çöp nitelikte. Yani bu ayrım bence önemli bir ayrım. İşte mesela yani YouTube'da ayrı bir lezzet ve çöplük. Bazen saatlerce gerçekten kayboluyorum. Geçen işte böyle alıp da eski pick-up'ları falan onaran bir amca efendi var. O adamın kanalına tutuldum ve yani saatlerce böyle abuk subuk şey falan kaset çalarlar var. Bayağı bildiğin tape, kaset. Ya böyle alet alıyor kaseti öbür yüzüne çeviriyor içinde kendi mekanizmasıyla ve öyle öbür tarafını dinlemeye başlayabiliyorsun. Böyle böyle aletleri tekrardan onarıp çalıştırıp işte tanıtıyor bir yandan Oha da. çok retroymuş bu arada. Süper ya. Ya inanılmaz inanılmaz aletler, aygıtlar var ya. Çok saçma. Disket player vardı geçen. Bayağı bildiğin. Disket içinden midilerini çalıp dinleyebileceğin ve taşıyıp sağa sola Aa. götürebileceğin bir cihaz yapmış vakti Ama çok zamanda. saçma değil mi Çok ya? mantıksız çok. Ya Yani nelere hani pratik açıdan düşündüm yani böyle hani böyle biraz olaya faydacılıktan yaklaşıyorum. Niye böyle bir şey yapayım diye bir sordum şu an. abi ya gidip sahile portable alet götürüp de MIDI Yani... floppy diskten müzik dinlemek çok saçma değil mi zaten? ya ama havasını atarsın belki işte böyle bir manyaklık yaptım falan diye belki yani bu şekilde. Tabii ama yani bir kere iki kere anlatırsın. O para, ona harcanan mühendislik, ona harcanan para, yatırım, fabrikada üretim inanılmaz geldi bir an bana. Yani düşününce gerçekten üretecek şey arıyormuş insanlar. Yani Evet. gelecekte ne olacağını kestiremeyip hatalı ürün üretmek. Evet. Peki böyle yani oyun dışında vaktini nasıl değerlendiriyorsun ya da yani böyle başka şeyler yapmaya fırsat bulabiliyor musun, odaklanabiliyor musun? Şöyle, benim pederle birlikte bir eğitim serisi çekmiştim. Onun kurgularını yapıyorum bir yandan. Ya Hani süper. öyle ekstradan uğraşacağım bir işim var. Zaten hani geek yaparın böyle senle buluştuğumuz gibi onlarla da işte Discord'dan, Zoom'dan falan Tabii buluşup tabii siz bayağı programlarımızı yapmaya içerikleri devam ediyoruz. tam gaz devam ediyorsunuz ya süper o yönden de. Yani belki de bu süreci o şekliyle değerlendirmek de faydalı. Yani çok böyle yılmak yerine böyle abi hani üretmeye devam edelim kafasıyla yaklaşmak bence daha da hani mantıklı geliyor bana. Uzun zamandır dinlemek istediğim, içinde kaybolmak istediğim gruplar vardı. Müzik dinliyorum bolca. Aa, süper neler dinliyorsun? Bu ara şey işte bu efsane albümler diye de bir programa başladık biz. Film konuştuğumuz yetmiyormuş gibi bok var gibi Ne diye müzik. albüm konuşalım.
Albüm konuşalım gazındayız. Bu hafta Anatolia'yı konuştuk Pentagram'dan. Ondan evet evet. 97. Evet. Aynen, 97. Lise zamanları bizim tam değil mi? Öyle. Ben artık daha ortaokuldaydım o Anatolia zamanında. Liseye ondan 3 yıl sonra başladım. 2000'de başladım ben liseye. Ben tam lisedeydim. Evet. Yok, ben de lise. Ben hep abi geçen de biz bir video çektik. Bu Aşk 101 ile ilgili. Ben hep karıştırıyorum. Ben 97'de lisede olamam ya. Yanlış söylüyorum. Ben de ortaokuldayım tabii. Yani böyle bir 97 90 tam o zamanlarda lisede olma isteğim var sanırım. Böyle bu soruya hep şey diyorum. Lisedeydim evet o zamanlar falan diyorum. Şimdi düşününce düşününce tekrar matematiğini yapınca yok lisede değilim, ortaokuldayım yani. Ama evet yani Anatolia mesela Demirkan'ın falan böyle içinde olduğu bence Pentagram'ın en iyi prodüksiyonlu albümüdür ya. Gerçekten çok kesinlikle yani. Aa bak şey söyleyecektim unuttum, bunu buradan söyleyeyim. Bence 1 ve Unspoken'daki davul tonu çok kötü abi. Neyle kaydettiler bilmiyorum. Bir de o albümler Yunanistan'a falan mı ne gidilip ekstradan bazı kısımları kaydedilmişti. Oradaki davulları hiç sevmem, şarkıları çok sevmeme rağmen. Evet yani doğru bir noktaya değindin aslında. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Anatolia'nın prodüktörü de İskender Paydaş'tı. Yani o prodüksiyon ekibi de bayağı cafcaflı bir ekipti. O yüzden Anatolia'nın hem kaydı hem mixi hem yani üstüne o cilası çok iyi bir işçilik var o albümde. Ben de mesela en sevdiğim Pentagram albümüne direkt Anatolia diyebilirim ya. Açık ara kesinlikle yani. Kesinlikle katılıyorum. Benim de öyle ya. Yani bir daha şimdi oturup doğru dürüst dinledim bu sefer. Bir de hani konuşacakmışız gibi dinledim. Bambaşka bir deneyim oldu yani. Oturup iki gündür üst üste Anatolia'yı dinliyorum mesela. Abi o halinde hani böyle... bak Sertab Erener bile var şimdi aklıma geldi yani. Ay, sırf Sertab evet. Emre Altuğ falan Emre var Altuğ. Ya. Bravo evet. Ben bayağıdır dinlemiyorum o albümü. Bak çok güzel bir yerden bir şey hatırlattın. Acayip böyle yıldızlar karması gibi albümdü yani. Evet evet çok ya bak şeyde Anatolia'daki ağalarda Ferhat Göçer ve Sertab Erener var. Fall of a Hero şarkısında da back vokalde Emre Altuğ. Çok enteresan ya. Ben yani gerçekten inanamadım. Ya bir de artwork falan da çok tatlıydı onun ya. Böyle hani ben de kaseti vardı böyle. Açardık kaseti bakardık böyle işte. Toprağa dönmüş suretler falan böyle. Evet evet ya. Harika harika bir albüm. Yani gerçekten prodüksiyonu 97 yılına göre Türkiye'de bir metal albümüne göre çok ileride ve çok enteresan geliyor bana bu. Vallahi süper hatırlattın. Ya bu arada şeyi ben Pentagram'ın bu arada son yaptığı bu akustik albümü de çok seviyorum. Hani dinlemişsiniz mutlaka. Dinledim tabii mesela ki. O albümdeki prodüksiyon da süperdir. Yani o parçaları akustik haliyle dinlemek ve farklı vokallerden dinlemek çok tabii keyifli. Ki Murat İlkan'ın ayrı bir yeri vardır bende. Ama farklı bir şekilde evet. Aynen yani farklı düzenlemelerle dinlemek çok hoşuma gidiyor. Yani hala dinliyorum mesela açık açık arada o albümde dinledim. Bak sen de bana onu anımsattın. Bugün de onu dinleyeyim mesela. Evet, yani ben de işte Anatolia'ya dinleyeyim. Çok böyle konsantre olup kendimi müziğe verdiğim geceler oluyor. Devin Townsend var bilir misin bilmiyorum. Çok severim. Çok iyi müzisyendir abi. Devin Townsend karantina konserleri falan veriyor. Twitch'te yayınlar açıyor. Aynı zamanda işte mix mastering falan işleriyle de ilgileniyor bir yandan. Onların yayınlarını yapıyor. O açıdan çok değerli içerikler üretiyor. Onu takip ediyorum arada. Şeyden haberim yoktu oluyor. Bak. O yani Twitch'te yayın açtığından falan haberim yoktu. Artı bu yani herif zaten çok iyi bir müzik beyni yani. Hani onu o şekilde görmek lazım. Hani müzisyenliğinden öte bir hani o bir müzikal beyin abi. Hani işin prodüksiyon evet, tarafını falan da bilen. Onun yaptığı gerçekten o how to videolarına bakılabilir yani. Ben merak ettim. Bakacağım. Açıp inceleyeceğim yani. Ya bir de çok geek bir adam olduğu için izlemesi, anlatışı falan çok keyifli. Takip etmeni öneririm. Hani böyle şeyler izliyor. Dizi filmden öte bu tarz şeylere kendimi çok kaptırmaya başladım. İşte abuk subuk şeyler keşfedip onların peşinden koşmak. Bu tarz içerikler üretmek ve hobicilikler hoşuma gidiyor kesinlikle. O açıdan iyi gelen bir dönem oldu bana. Yani farklı farklı şeyler keşfedip farklı şeylerle ilgilenmeye birazcık daha hani o lise çağlarında, üniversitede işte bir şeyi araştırıp iyice geeky olduğum dönemlerdeki araştıracak vakti buldum kendime. O da çok iyi geldi bana. Yani
konuşabilecek ve üretmek için bana fikir verebilecek şeyler izleyip tüketiyorum. Güzel. Ya çok önemli bir yere değindin. Ya o hani lise zamanında, zamanlarımızda o zaman vardı ya, yani bir şeye, yani çizgi romanlara ya da işte romanlara ya da müzik albümlerine böyle delicesine, hani her böyle hani her detayına kadar incelediğimiz zamanlar vardı ya. Ama evet. Günümüzde onu yapamıyoruz, işte iş güç, farklı sosyal işte durumlar dolayısıyla. Şimdi abi onu yeniden hatırlamak, o zamanlara tekrar geri dönmek gerçekten çok bize iyi geldi diye düşünüyorum ya. Ya bana en azından şahsen, belki sana da iyi gelmiş. Evet bu, abi. Bu iyi geldi. Yani birazcık gerçekten çocukluğumu anımsadığım ve onun mutluluğunu yaşadığım bir dönem yaşıyorum ben. Müthiş. Ya ben Can Temiz'le geçen buluştuk. Ya şeyi konuştuk onunla da. Ya böyle 90'larda işte çok eskiden fanı olduğum işte o çizgi romanları tekrar okumak ya da böyle o işte beni böyle benim ufkumu açan işte o albümlere tekrar sarılmak. Abi gerçekten yani bunların değerinin bu şekilde ortaya çıkması bence hepimiz açısından iyi oldu. Bence de. Yani daha önceden üretilmiş ve emek harcanmış şeylerin değeri bambaşka oluyormuş. Onun ve yani hani hayatımıza dokunuşları, bize hissettirdikleri duygular ve yaşattırdıkları, belki hayatımıza yön verişlerinin değerinin bir kere daha farkına varmış olduk yani kesin. Biz tabii böyle konuşuyoruz da şimdi yorum olarak da alta döşecekler yani, öyle yazacaklar. Boomer boomer konuşmayın falan diye. Abi boomer'ız, yapacak bir şey yok abi yani. Böyle abi, dede dede bazı şeyleri tüketip dede dede mutlu oluyorum ben yani açıkçası. Ya geçen görmüşsündür belki, Anthony Hopkins bile TikTok'a düştüyse abi, gördün mü bilmiyorum ama böyle TikTok'a... Gördüm. Görmez olur muyum yani? Ya dedim ki Anthony Baba bile, yani ustalar ustası yani Anthony Babacığımız bile TikTok'a düştüyse kimse boomerlıktan bahsetmesin dedim yani, hani böyle. Bence de ya. Ve çok saçma içerikler, hiçbir anlam veremiyorum. O kadar sürreal ki her biri. Hepsi birbirinden farklı kafalar yaşatıyor yani Anthony Hopkins'in hem Instagram hem TikTok videoları. Yani şey de olabiliriz ya. Bilmiyorum, bu hani karantinin süreci geçtikten ve hayatımız belli bir şekilde yine normale döndüğü zaman geriye dönüp ulan o dönemde de iyi delirmişiz falan da diyebiliriz yani. Hani. Hakikaten yani. Ya çünkü yavaş yavaş da zorlamaya başladı insanı işte. Yani daha ne kadar daha devam edecek abi? Gerçekten balkona çıkıp böyle iç çekip geri girdiğim anlarla baş başa kalıyorum bazı. Evet ya, yani, bilmiyorum, o da sanırım şeyden ötürü ya. Biraz böyle belirsizlik hali var ya, ne olacak, ne gidecek. Yani hani böyle bir ortada bir belirsizlik bulutu var abi. Bu bulut da böyle her geçen gün böyle katmerleniyor. Bence ondan evet. Ötürü o. Yani ne zaman bitecek bilmiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz. Ya belli bir kesim tekrar normalleşmeye çalışacak ama onun da ikinci dalga getirip getirmeyeceği belli değil. Ekonomi ortada. Yani hani bir de böyle bir durum var. Tabii. Hani... İşin bir de her şeyden öte yani bireyselliği boş ver. Yani işin ciddi bir sosyolojik bir de böyle bir ekonomik tarafı var. Yani asıl sıkıcı olan da orası ya. Ya yeniden normalleşilmeye çalışınca ne kadar şey... Her gerçekten eskisi gibi ayakta durabiliyor olacak. Mesela ne bileyim ben, gittiğim, sevdiğim barlar, restoranlar açık kalabilecekler mi? İşte ben tiyatroyla da ilgileniyorum, belki biliyorsundur. Evet. Yani tiyatro ne olacak mesela, hiçbir fikrim yok. Hani alternatif şeyler çıkıyor ortaya ama yani onların da kimisi gerçekten çok kötü. Yani olacağını düşünüyor musun abi? Bu arada yani geçen aklıma geldi, hatta izlemeyenler İçinde önerelim. Frankenstein'in YouTube'a düşen bir, hani o biliyorsunuz, Benedict'in oynadığı. Yani bence uzun vadede bir performansla ilgili sanatlar, yani sahne sanatları bence bu tür içeriklere kayacak. Yani izleyenlerin daha böyle interaktif şekilde katılacağı bir formata dönmek zorunda kalacak gibi. Muhtemelen. Ya en azından hani tiyatroya gerçekten, hani seyircili tiyatroya geri dönülse bile alternatif olarak iyi örnekler
Ki umarım iyi örnekte olur. Hakikaten yani burada yapılmaya çalışılıp da fecaat şeyler de yapılıyor bu arada yani. Ama çok farklı şeyler de çıkıyor. İşte şimdi Fuat Mete diye bir arkadaşım var benim. Onlar şey yapacaklar. WhatsApp tiyatrosu yapabilecek, yapmaya çalışacaklar. İşte 250 kişi falan alınıyor galiba bir gruba maksimum. Onlarda da adminler dışındaki herkesi mute'layabiliyorsun. Onlar kendi 3 günlük bu arada bir süreç. İşte ses kayıtları, arada fotoğraflar, videolar ve yazılı bir şekilde bir hikaye anlatacaklar orada. Hani böyle alternatif, yani alternatif çok güzel fikirler var. Güzel şeyler çıkıyor. Bu kadar interaktif ve bu kadar hayatımızdan bir parçayla böyle bir şey yapıyor olmaları çok hoş. Çok hoşuma gidiyor benim. Böyle iyi örnekler de var. Böyle alternatif sanatların üretildiğini göreceğiz bu süreçte. Ya görmeliyiz eskiden, de bence. Evet evet, yani kesinlikle doğru. Eskiden mesela abi radyolarda işte tiyatro oyunları falan okunurdu. Yani hani bu tür bence nostaljik ögeler de yeniden trend haline gelecek bence. Yani bu tür daha işitsel. Zaten podcast kavramı yükselişte ama hani tiyatroda bence o tarza, o türe doğru evrilebilir diye düşünüyorum. Enteresan bir şekilde podcast üretimi de arttı. İnsanlar ellerinde iyi mikrofonlar alıp iyi podcastler yapmaya başladılar. Ben de eşimle bir podcast kaydettim. Onu gördüm, onu gördüm. O nasıl gidiyor? Vallahi iyi, bir bölüm kaydettik. Bu pazartesi de diğer bölümü kaydedip yayınlayacağız. Var, çok konumuz var konuşacak. Ne zaman başlayalım diyorduk. Geçen gün artık oturup hadi başlayalım yani ne bekliyoruz ki dedim ben ve ilk bölümü kaydettik. Format ne üzerine bu arada? Birinci Dünya Problemleri koyduk adını. Tamamen önemsiz problemler üzerine 20'şer dakika, yarım saat falan oturup tamamen boş yapıp yani böyle gerçekten problem edilmeyecek şeyleri kendimizce neye problem ediyoruz gibi bir komedi programı. Kendisi. Güzel güzel. İyi kafalar bunlar. Bir de yani böyle hani bunu eşinle yapıyor olman da ayrı bir tattır eminim ki yani. Yani çok keyif alıyoruz. İlk programımız yemek trendleri, yemek modaları oldu mesela. Yeni moda ne olacak falan. Hani bunun üstüne konuştuk. Ne olacak peki? Buna daha ufak bir şeyler... Tahminlerin yapacağım. Hepsi podcast'te. Buradan da podcast'te reklamını yapmış olayım ben. Yo, bence de yapmalısın yani. Hatta şey yaparız. Açıklamaya da podcast linkini veririz canım yani. Can Türkdoğan'a da vermeyeceğiz. Podcast linkini kime vereceğiz? Arkadaşlar yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Orçun Bey. Gerçekten beni mutlu ettiniz. Valla süpersin. Başka var mı yani böyle... Yani roman olabilir okuduğun şeyler üzerine falan. Dune'a başladım. Şimdi bu güzel. Filmler falan çıkıyor diye artık Dune'a başlayayım dedim. Ama daha en az ya 40 sayfa okudum henüz. Okumuş daha muydun yeni, daha çok önce? Çok yeni başladım. Yok, daha önce okumamıştım. İnanılmaz iyi başladı ve çok merak içinde ona devam ediyorum. Kitap okuyorum arada ama yani çok da hardcore kitap okuduğum söylenemez. Gerçekten yayına falan çok verdim. Yani bu Twitch kanalımı bayağıdır ellemiyordu. Ve uzun uzun yayınlar yapmaya başladım. Dün gece 5,5 saat yayın yaptım mesela. Uf. Star Wars, işte bu Jedi Fallen Order'ı oynamaya başladım. Gördüm onu. Storiesine. Ve bayağı keyifliymiş yani. 5,5 saat dayanamadım. Bu gece de muhtemelen bir 5 saat o gider. Yani gece artık onu oynayıp son enerjimin son damlasına kadar yayını yapıp kapatıp gidip uyuyorum abi. Gidip böyle sızma. Böyle bir düğün söz konusu. Evet evet ya. Yani. Sızana kadar oyun mantalitesi içerisinde. Bara gidemiyoruz bari gecelerimizi oyunla şenlendirelim şeklinde. Evet evet, yapacak başka bir şey yok yani. Ama gerçekten çok bar özledim ya. Yani bar gerçekten en özlediğim şey olabilir. Yani bana da ara ara geliyor biliyor musun? Böyle hani ulan diyorum şimdi hani tamam dışarı çıkmaya başlayacağız falan filan da ulan hani adam akıllı sosyalleşemedikten sonra da ne anlamı kalacak yani böyle kendi başımıza. Yani işte bak, hem iki tane özlediğim şey var. Biri meyhane muhabbeti. Aynen. İnsanlarla. İki bir pub muhabbeti. Gerçekten bunların ikisinde çok özledim. Yani onu yemek, bunu yemek, şunu yemekten öte öyle bir ortam muhabbetini evet, ciddi abi. Anlamda özledim ya. Yani. Bir de şey var değil mi? Şimdi bu kadar böyle birikmiş bir enerji var hepimizde. Şimdi böyle abi bir açacaklar bize. Hani çıkın diyecekler. Öyle hurra herkes çıkacak. Böyle o yüzden aslında bakarsan biraz da yayılmamız lazım sanki. Yani hani İstanbul'un farklı köşelerine. Farklı evet, kesinlikle katılıyorum. Herkes kendi mahallesinin barına gitsin.
Değil mi? Böyle bir şey. Yani çatışmayalım böyle, yani aynı yerde toplaşmayalım çok fazla. Yani Kadıköy'ün durumunu düşünemiyorum ben, bu gerçekten pandemi sonrası, hele bu yaz biterse ana baba günü olur ama yazın da biteceği meçhul. Evet, yazlıklar çok... falan ne olacak, o da ayrı bir lezzet. Yani biraz bizi böyle şey de bekliyor gibi, böyle John Carpenter'ın Escape from New York efsane kült filmi vardı ya böyle. Hani Escape from İstanbul gibi bir durum da olabilir yani, böyle kaos vari bir İstanbul'a yani da karşılaşabilir. Sahillere atacaktır kendilerini diye tahmin ediyorum. Evet. Yani o yüzden de hazırlıklı olmak lazım aslında bir yanıyla. Kesinlikle. Ben çadırı hazırladık, bekliyoruz. Ben ancak çadırda falan kalıp en az teması nerede, nasıl yaşanır onu çözmeye çalışacağım yani. Güzel. Otel falan riskli geliyor bana. Otel abi yok. Yani bir de şeye şimdi vuruyorlar ya, işte tatil için en işte uygun yer Türkiye, işte en uygun yer Kıbrıs falan. Abi yani hani bütün dünya buraya aktıktan sonra çok bir uygunluğu kalmıyor işin açıkçası. Evet. Hani bak, şu ne kadar siyasi bir muhabbet olur bilmiyorum ama yani ekonominin toparlaması için 40 milyar dolarlık bir turizm geliri bekleniyordu bu sene. E şimdi o patladı belli yani, 40 milyar dolar hayatta elde edilemeyecek. O yüzden hani en uygun yer burası falan gibi şeyler yayılacaktır etrafta yani. Ama yurt dışından da kimsenin uçağa atlayıp da koşa koşa tatile geleceğini zannetmiyorum şu dönem sonrası. Biz abi çadırlarımızda artık Datça'da falan buluşuruz Can. Tertemiz. 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 Bu sene yani gerçekten çadırla arabanın arkasına atıp sağa sola ücra köşelere atmayı planlıyorum kendime. Ama işte oraların da ücralığı ne kadar ücra kalır tartışılacak yani. Ya birkaç yıl önce ben Datça'ya gitmiştik böyle bir ekip olarak. Abi hatırlıyorum böyle hani Datça'nın da uzağına gittik yani böyle. Ana baba yani biz böyle boş kendi kendimize orada böyle bir işte yıldızlarla buluşma falan böyle bir şey hayal ediyorduk. Bir gittik. Abi hani yıldızdan çok hani orada böyle birikmiş insan topluluğu vardı. Böyle şeylerle karşılaşmayız umarım. Ya umarım. Ama yani çadırcılık ve kampçılık ciddi anlamda arttı. E festival yapılmıyor. İnsanlar yıllar önce aldı festival çadırlarını, sağa sola atmaya başladılar. Ne yapsınlar yani? Aynen öyle. Vallahi bakalım. Cancım, ağzına sağlık. Ne demek efendim? Sağ olun. Güzel, teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Ne demek, her zaman ya. Ya bunun ayrıca biz böyle bir yüz yüze halinde yapalım yani böyle. Bu çok sevinirim. Uzaktan oldu ama Emre Karacaoğlu'nu da alıp gelip böyle hep beraber. Harika olur ya. Emre'yi ben lise zamanlarımdan tanıştığım bir insan. Çok enteresan şeylerle, enteresan şekillerde hatırladığım çok muhteşem bir biliyorum canım, yani hikayenin birazını biliyorum daha doğrusu. Emre'den dinlediğim kadarını biliyorum. Sizin böyle bir üniversite zamanında bir, değil mi? Antimet. O üniversitedeydi. Ben lisedeydim daha. OPTR forumu vardı o zamanlar. OPTR. Ondan sonracığımı Karavan Rock Bar'da bir OPTR gecesi yapmıştık. Vokalde bendim. Enteresan bir şekilde hayatımdaki tek brutal vokalli grup deneyimimdir. Çok da keyifliydi. Teyzem Deniz Arcak'tı hatta. Böyle Dirge for November'dı. Yanlış hatırlamıyorsam onu da söyledi şarkı. O falan sahneye çıkıp opet söylemişti yani. Abi çok güzel hikaye ya. Of. Vallahi. Emre'yle biz bir de çok, ben yine böyle ailemle Hollanda gezisine çıkmıştım ve sokakta Amsterdam'da Emre'yle karşılaşmıştım. Bundan yıllar önce yani, çok daha lisedeydim. Yine hani o senelerde karşı. Daha 17 yaşındaydım. Abi Amsterdam enteresan yer. Bak benim Amsterdam maceramda da denk geldiğim kişi Yıldız Tilbe. Yani böyle hani çok saçma gelecek ama gerçekten böyle Yıldız Tilbe'yle burun buruna gelmiştik. Çok enteresan. Yani İstanbul'a denk gelmeyiz. Mümkün değil. Amsterdam'ın bir sokağında böyle denk gelmiştik. Amsterdam çok enteresan yer yani. Evet. Ki o zamanlar işte Amsterdam böyle popüler falan filan değildi. Emre de dünyanın en entelektüel ve en enteresan adamı olduğu için mesela Belçikalı bir arkadaşıyla takılıp geziyordu adam ya. O sene. Güzel. Bu hikayeleri başka zaman daha detaylı şekilde dinleriz o zaman. Tabii Yancım, ki. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir video oldu. Bence de. O zaman görüşmek üzere diyoruz.
Dikkat et kendine. Sen de abi.